kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz. Doğru Mutfak size bugün ıspanak yemeği yapacak. Şöyle yarım kilo ıspanağımız var. Tabii ki ıspanağımızı sirkeli suya batırmadan önce şöyle uç kısmını alıyoruz. Aralarına bakın, yabancı otlar varsa tek tek ayıklayın. Sirkeli suya koymadan önce şöyle kök kısmını alıyoruz. Ne yapıyoruz? Kabımıza suyumuzu doldurduk. Şöyle bir çay bardağı sirkemiz var. İçine aktarıyoruz. Ispanaklarımızı doğramadan önce şöyle uzunca sirkeli suda bekletiyoruz. Arasındaki yabancı maddelerin suya vermesi gerekiyor. Ispanak biliyorsunuz kumludur arkadaşlar. Mutlaka suda bekletmemiz gerekiyor şöyle. Tabii ki üstüne daha su ekleyeceğim. Ve ıspanağımızı şöyle 20 dakikaya yakın, yarım saat de olabilir. Suyun içinde mutlaka bekletin arkadaşlar sirkeli suda. Evet arkadaşlar, ıspanağımızı 4-5 su yıkadık. Çok güzel temizlendi. Doğrama işlemini yıkadıktan sonra yapın. Kimisi mesela doğruyor, öyle sirkeli suda bekletiyor. Araları öyle temizlenmiyor arkadaşlar. Şöyle bu şekilde sap kısmını alın, bekletin. Çok güzel temizleniyor. Daha iyi ve pratik oluyor. Şimdi kimisi elle doğruyor, kimisi bıçakla doğruyor. Ben elimle şöyle doğrayacağım ıspanağımı arkadaşlar. Vitaminler ölmesin diye şöyle elimle doğruyorum. Olay budur. Evet, tenceremizi, ocağımızı aldık. Soğanımızı doğruyoruz arkadaşlar. Şöyle yöntemle, çok güzel. Bu yöntem çok güzel arkadaşlar. Şöyle. Bu teknikleri de öğrenin. Mutlaka yapın şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel incecik doğrama tekniği. Evet, soğanımızı doğradık. Doğrama işlemi bitti. Şöyle 2 kaşık tereyağımız var. 1 yemek kaşığına yakın da zeytinyağı kullanıyorum. Soğanlarımı kavuruyorum. Evet arkadaşlar, soğanlarımızı çok güzel kavurduk şöyle. 2 yemek kaşığı salça kullanıyoruz. 2 yemek fazla olur. 2 yemek kaşığı. Şöyle 1,5 yemek kaşığı salçamızı kullanıyoruz. Soğanlarla kavuruyoruz. İçine baharat ekleyeceğim. 2 çay kaşığı pul biberi. Biraz da karabiber ekleyelim. Karabiber de çok güzel bir lezzet veriyor. Evet, kavurma işlemimize devam ediyoruz. Şimdi 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Şöyle ikinciyi de ekledim. Biraz sebzeli çeşni kullanacağım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığına yakın. Çok güzel lezzet veriyor sebzeli çeşni. Evet. Tuzumuzu da şimdi ekleyeceğim. Şöyle 1 yemek kaşığı da kaya tuzu ekliyorum. Evet, tuzumuz da içinde eriyecek. Şimdi ıspanağımızı ekliyoruz. Şöyle.
yavaşça kaynayan suyun içine aktarıyoruz ıspanağımızı. Şöyle üstüne bir çay bardağı pirincimiz var, yıkanmış pirincimizi ekliyoruz. Ve altını kısıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Kendi halinde pişecek ıspanağımız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ıspanağımız pişiyor. Yanına olmazsa olmaz makarna yapacağım. Şöyle 2 litre suyumuzu tenceremize aktardık. 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekledim. Suyumuz kaynasın. Makarnamızı ekleyeceğim. Evet, makarna suyumuz kaynadı. Bir paket boncuk makarna ekleyeceğim. Sade makarna ıspanağın yanına çok güzel yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka yapın. Biraz da zeytinyağı dökeyim. Şöyle bir yemek kaşığına yakın. Makarnamız yapışmasın birbirine. Evet, makarnamızı da haşlıyoruz. İspanağımızın yanına. Harika bir ikili. Biri salçalı, biri sade beyaz olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ıspanağımızı pişirdik. Şöyle sarımsaklı yoğurt yapacağım. Bir kase yoğurdumuz var. Şöyle arkadaşlar, 5 diş sarımsağımız var. Sarımsağımızı rendeledim. Şöyle yoğurdumuzun içine şöyle aktarıyoruz. İspanağın yanına çok güzel yakışıyor yoğurt. Tercih meselesi. Sade de yiyebilirsiniz, yoğurtlu da yiyebilirsiniz. Şöyle karıştırdık mı tamamdır. Olay budur arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar, şöyle makarnamıza bir göz atalım. Makarnamız da güzel pişti. Evet, şöyle bir de ıspanağımıza bakalım. Gayet güzel pişti ıspanağımız da. Şöyle biraz telefonumuzu düzelterek geçelim. Evet, ıspanağımız da pişti, hazır. Pirinçlerimiz pişti mi, ıspanağımız olmuş demektir. Hazır şu anda. Altını şöyle kapatıyorum sizin huzurunuzda. Evet, ıspanağımız da hazır arkadaşlar. Makarnamızı da süzelim. Geçelim yemeğe. Makarnamızı süzdük. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Tereyağımızı şöyle bir eritelim. Evet, tereyağımızı şöyle erittik. Güzel kızdırdık. Şöyle süzdüğümüz makarnamızı aktarıyoruz. Makarnamızı tereyağımızla buluşturduk. Şöyle bir alt üst kavuralım arkadaşlarımız. Makarnamızı kavurduk. Tamam, bu kadar. Şimdi servis için sunuma geçiyorum. Evet arkadaşlar, yemeklerimizi hazırladık. Şöyle ıspanağımız burada. Makarnamız burada. Önce şöyle ıspanağımızı şöyle bir karıştıralım. Çok güzel olmuş gerçekten. Çok sulu da yapmadım, çok katı da yapmadım. Tam ortasını bulduk arkadaşlar. Şöyle. Çok
mükemmel oldu gerçekten. Bakın şu kıvama. Harika. Evet, şimdi makarnamızı da ayrı tabağımıza alıyoruz şöyle. Makarnamız da hazır. İspanağımız da hazır. Yanına ne kadar güzel yakışıyorlar birbirine, değil mi arkadaşlar? Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle sarımsaklı yoğurdumuz vardı. Şöyle bir kaşık ıspanağımızın üstüne döküyoruz. Gördüğünüz gibi harika bir sunum. Harika bir ikili. Mutlaka yanında makarnanızı beyaz yapın arkadaşlar. Biri salçalı, biri beyaz. Evet. Arkadaşlar, peki siz ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Bizi unutmayın, bizi bırakmayın. Devamlı bizi takip edin arkadaşlar. O güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinize buradan saygılar, sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet arkadaşlar.